Bayern Münih size karşı ekonomik oynamaya çalışıyorsa bu maç aslında 60'tan sonra başlayacak demektir. İlk 11'i yazarken tereddüte düştüğünüz kaç tane isim var? Mesela Kaan mı oynasın, Kerem mi diyorsunuz? Muhtemelen zaten <laughs> sezon sonunda bir teknik direktör değişikliği söz konusu olabilir ya da kadroda revizyon yapmak zorunda kalırlar ki oyunu alacağı oyuncular birincil planı sürdürebilecek türevde oyuncular değil. E, merkeziniz kadar varsınız. Merkeziniz size 60 dakika taşırsa 60 dakika üst düzey futbol sergileyebilir. Icardi kendi asistini kendisi yapan, golünü de kendisi atan bir adam. Müzik Merhabalar sevgili gol takipçileri. Topsuz oyun Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi özel programıyla sizlerle birlikteyiz. Galatasaray beklenenin e, çok daha üstünde bir ön alan baskısı sergiledi Bayern Münih'e karşı. Bunun sürdürülebilir olup olmadığını herkes merak ediyordu. Yaklaşık olarak ortalama 70 dakika diyelim ama en yüksek düzeyde 45 dakika muazzam bir performans sergiledi. Tabii karşınızdaki takım Bayern Münih. Yani Galatasaray'ın oynamak isteyeceği oyunu en yüksek seviyede dünya futbol literatürüne armağan etmiş olan bir takımdan bahsediyoruz çok fazla durdurulması gereken ismi olan bir takım. Aynı zamanda bir tane çok basit bir istatistik paylaşayım sizlerle. Sane dün yaptığı bütün pasları isabetli olarak verdi. Öyle söyleyelim. Yani %100 pas isabetiyle oynayan bir kanat oyuncusu var karşınızda. Yüksek yüzdeli atan bir santrifor var. Ters kanatta da çok çabuk bir şekilde kaleye inen, iç koridorlara dalan, birebir de çok etkili bir kanat oyuncusu var. Ve Galatasaray enteresandır. Bu üçlüyü iki e, stoperle inanılmaz şekilde durdurdu. Özellikle hızlı çıkılan Bayern Münih akınlarından bahsediyorum. Yine ufak bir e, pasaj vereyim maçtan. Kingsley Coman'ın e, ilk yarıdaki ısı haritası şuralardaydı. Kingsley Coman'ı bu kadar mahkum e, oynamaya zorlayan başka bir takım şimdiye kadar. Çok uzun yıllardır Bayern Münih izleyen birisi olarak söylüyorum. E, ben hatırlamıyorum. Şimdi maçın detaylarına geçelim isterseniz. Tahtayı iki takımın da top kendisinde ve rakipte olduğu zamanlardaki ortalama konumlamasına göre dizdim. Sarılar Galatasaray, Kırmızılar Bayern Münih. Galatasaray'ın öncelikli planı neydi? Galatasaray kendi ceza sahası içerisinde henüz daha topla oynamaya başlayan Bayern Münih'i ceza sahasının içinden çıkarmamayı hedeflemişti. Burada da Ön alanda Icardi'nin muazzam bir performansı vardı. Her ne kadar sakatlıktan çıkmış olsa da oyunun ilerleyen dakikalarında fiziksel olarak düşüş göstermiş olsa da Icardi'nin önderliğindeki o hücum püresi inanılmaz etkili oldu Galatasaray'ın. Burada da bir istatistik vereyim. Bana göre Galatasaray'ın Bayern Münih'i en fazla zorladığı zaman dilimi 15 ile 45 arasıydı. Yani özellikle bir yarım saatten söz etmek mümkün. Bu yarım saatin içerisinde de 30-45 arasında Galatasaray topla oynamada, rakipten kazanılan toplarda, fiziksel ve ikili mücadelelerde, üstünlükte Bayern Münih'e karşı inanılmaz baskın geldi. Şimdi Bayern Münih'in buradaki stratejisi muhtemelen maça başladıklarındaki planlaması şuydu. Galatasaray bize seyirci desteğiyle birlikte 15 dakika önde basacak. Biz bu baskıyı kırmak için kendi ceza sahamızın içerisinde daha kaleciden başlayarak pas yapıp pas metrajlarını 20 metrenin üzerine çıkartırız ve öne attığımız pozisyonlarda Koman ve Sanayi buluşturduğumuz topları Galatasaray'ın üstüne gitmek için kullanır, takım boylarını uzatırız diye düşünmüştü. Fakat Galatasaray takım boyu uzamadı. Bayan Münih'in rakip aksiyonuna e, izin verdiği, istatistiklerin ölçüldüğü PPDA değeri 31-45 arası 49. Bayern Münih'in normal ortalaması 10 ila 12 arasındayken 31-45 arası Galatasaray'ın aksiyon başına 49 hareketine izin vermek zorunda kaldı diyelim. Kimi e, Bundesliga'da en fazla gol beklentisi yaratan oyunculardan bir tanesi 2.68 gol beklentisiyle 3 asist üretmiş bir oyuncu. Kimi Galatasaray maçında 0 hem asist hem gol beklentisi Koman Bundesliga'da 2.79 gol beklentisi yaratmış bir isim. Galatasaray karşısındaki ısı haritasına ve konumlanmaya göre Bayern Münih'in en ileri uçta olan elemanıydı. Koman Kane dahi sürekli geriye geldi. Sol içe kendisini attı. Sol kanada çekildi. Burada topla buluştu. içeriği organize etme adına. Koman her halükarda en ön planda olan oyuncuydu. Galatasaray karşısında 0-37. Zaten atılan birinci gol gerçekten çok büyük talihsizlik oldu. Yenilen golleri zaten herkes bekliyordu muhtemelen. O çok şaşırtıcı olmadı. Çünkü Bayern Münih size karşı ekonomik oynamaya çalışıyorsa bu maç aslında 60'tan sonra başlayacak demektir. Bayern Münih de her zamanki mottosunu uyguladı. Galatasaray 7 oyuncuyla ön alanda baskı yaptığı pozisyonlarda dahi Bayern Münih'i çıkarmazken 45. dakikadan sonra bazı değişiklikler oldu. Şimdi bu uzun girizgah yaptık ama bunlar çok önemli detaylar olduğu için sizlerle paylaşmam gerekiyor. Okan Hoca'nın planlamasının Hangi ana başlıkları Bayern Münih'i bu kadar zorladı? Bunları ben e, inceledim, pozisyonları da seyrettim tek tek. Maçları zaten mutlaka 2-3 kere izleyip ona göre e, notlar alıyoruz. Gördüğünüz gibi bol miktarda da notumuz mevcut maçla alakalı. Galatasaray ikinci devrenin başında taktiksel anlamda birazcık değişim ve dönüşüme uğramak zorunda kaldı. 15-45 arasında gerçekleştirilen, yaratılan sertliği, 15-45 arasındaki pas isabetini, 15-45 arasındaki atak sürekliliğini, devamlılığını Galatasaray terk etmek zorunda kaldı. İkinci devrenin başında ilk devre boyunca sergilenmiş olan top hakimiyetinden de feragat etmek zorunda kaldı. Şimdi bunlar neden? Galatasaray'ın oynayabilecek üst düzey oyuncu sayısı 14-15. Ee, i̇lk 11'i yazarken tereddüte düştüğünüz kaç tane isim var? Mesela Kaan mı oynasın, Kerem mi diyorsunuz? Bu bir tercih. Kazım Can mı Angelinho mu diyorsunuz? Bu da Angelinho'nun şimdiye kadar olan maçlarda aldığı görevler. Kendi karakteristiğiyle örtüşmediği için orada yaşattığı zafiyetler. İkinci bölge. Barış Tete'yi artık herhalde kimse tartışmıyordur. Ee, direkt maça Barış'la başlamak, Barış'la bitirmek çok mümkün olmayacağından dolayı burada bir rotasyon olmak zorunda zaten. Kerem'in forvet arkasında gösterdiği dinamizm, yarattığı tehdit çok önemli. Onu kesemiyorsunuz zaten. Orada Kerem mi Mertens mi diyemiyorsunuz. Mertens artık rotasyon oyuncusu ki Mertens 2 sene önce de rotasyon oyuncusuydu. Geçen sene gösterdiği performans çok e, üst düzey bir performanstı Mertens'in fizik durumuna göre. Kerem'le alakalı şöyle bir başlık açmak istiyorum. Galatasaray'ın en fazla konuşulan ismi Kerem Aktürkoğlu. Forbet arkasında gösterdiği performans kimilerine göre e, eleştiri konusu olsa da ben şurada şu detaya dikkat çekmek istiyorum. Bayern Münih'in İleri ucu Galatasaray e, takım bütçesinin muhtemelen üstündedir. Hani bugün satın almaya çalışsanız. Bayern Münih ileri ucundaki oyuncuların tamamının 3. bölgede gerçekleştirdikleri pas isabeti Kerem Aktürkoğlu'nun çok altında. Yüzde %70 olan var, yüzde, e, %78 olan var. Bu rakip yarı sahada. 3. bölgeye geçtiğiniz zaman bu oran çok daha düşüyor. Yani bunlar e, %30'lara, %40'lara düşüyor bu noktada. Yani başarılı pas dediğimiz şeyler, başarılı aksiyonlar dediğimiz şeyler şuraya kadar olan bölgede yaptıkları başarılı aksiyonlar. Kerem Aktürkoğlu'nun ısı haritasında da, yerleşimde de gördüğünüz üzere şu bölgede net olarak aktif, çok fazla kendi alanının dışına çıkmadan oynadığını gördük. Bu Galatasaray'ın taktik anlamda başarısıdır. Bu takımı bu kadar dar bir alanda yani 38 metre ortalama boyda, 44 metre ortalama ende tutmak taktiksel anlamda bir başarıdır. Bunu da Bayern'e karşı yapıyorsunuz. Kerem bu oynadığı bölgede %81 pas isabetiyle oynadı. Şimdi bu %81 çoğu takımın, bütün takımdan bahsediyorum. Mesela birincilikteki takımların bazılarının ortalamaları sezon boyunca %70. Galatasaray'ın sezon ortalamasına baktığımız zaman çok fazla kilit pas deneyen bir takım olmasından dolayı şu ana kadar olan süreçte %79 ila 82 arasında gidip geldiğini söylemek mümkün. Kerem Aktürkoğlu 3. bölgede gol tehdidi yaratırken ve topla Bayern Münih oynadıktan sonra kapılan yani yüksek efor sonrası kapılan toplarda sağladığı isabet %81. Şimdi bu noktada şu mevkide bu kadar eleştiri alan bir oyuncu %81 size 3. bölge pas isabeti sağlıyor. Baskı altındasınız. Önünüzde Kimih var, Laimer var. Kimih ile Laimer bugün Türkiye'deki bütün takımlarda direkt ilk 11 oyuncusu olarak oynar. Laimer sezon başında Galatasaray'ın alma ihtimali olan oyunculardan bir tanesi şeklinde lanse edildiğinde ben kesinlikle ilaç olur demiştim. Bayern Münih içerisinde görev adamı gibi görünüyor olabilir. Galatasaray'da bambaşka bir profile evrilir ki kimi zaten çok iddialı bir söylem olacak ama Galatasaray'da sağ bek, defansif orta saha 8 numara kusursuz şekilde oynayabilecek oyunculardan bir tanesi. Önünüzde bu ikinci oyunun oyuncunun baskısı varken %81 isabet sağlıyorsunuz. Bence çok büyük başarı. İlk 70'te Bayern'in pas isabeti yüksek. Bu da enteresan bir detay. Şimdi iki takımı karşılaştırdığınız zaman Bayan'ın pas isabetinin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. İşte Kim Minje %91 pas isabetiyle oynamış. Kim Minje'nin alıp da verdiği bölgeler şuralar. Burada topu alıyor. Buraya veriyor. 100 tane bunu yaptığınız zaman %91 isabet sağlıyorsunuz. Zaten burada bunu kaybetmezsiniz. Attığı e, uzun topların da %60'ında başarı sağlamış. Bu ne demek? Kim Minje aslında çok daha üst düzey bu pasları atabilen bir oyuncu. Kim Minje eleştirilen ve bazen fazla eleştirilen, bazen de çok fazla gömülen oyunculardan bir tanesi. Kim Minje'nin Bayern Münih'e alınma gerekçesi, önde yakalanılan pozisyonlarda arkaya süratiyle yetişmesi bir, özellikle kısa ve uzun pas isabetlerinin yüksek seviyede olması. Bu da iki. Hatta notlarımıza bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde maç başına pas oranı en yüksek olan oyunculara baktığımız zaman Guardiol var %96. Maç başına 112. Upamecano var. Sakatlığından dolayı Galatasaray maçında forma giyemedi. %94. Maç başına 101 isabetli pas yapıyor. Pepe var. %94. Hemen arkalarında Kim Minje var. 93,5 pasla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla isabetli pas yapan 5. E, oyuncu. %92 isabetli. Şimdi böyle bir oyuncunun attığı uzun topları da siz topluyorsunuz. Yaptığı isabetli pasları buralarda yapıyor. Şu bölgede. Sizin kalenize yarattığı etki oldukça düşük. Tabii bu 60 dakikayı kapsıyor. Şimdi Bayan Münih'i böyle oynamaya zorluyorsunuz. Geçiş pas yüzdesi olarak Bundesliga'da e, ilk 5 oyuncunun içerisinde 4 oyuncu sokmuş. Yani bölgesel geçişleri sağlama anlamında 4 tane aktif oyuncusu olan bir takımı kendi ceza sahası içerisinde pas yapmaya ve bölge aşmasına engel olmaya çalışıyorsunuz. Bunu dikte ediyorsunuz. Bu Galatasaray'ın oyun anlayışıdır. Şimdi tahta üzerine çok fazla geçmedik. Böyle istatistik detaylarla paylaşmak istiyorum. Okan Hoca'nın bu noktada eleştirildiği hususlar neler? Orta sahaya gerektiği noktada hamle yapmadığı söyleniyor. Tete erken oyundan alındığını düşünenler var. Tete'nin hiç oynamaması gerektiğini düşünenler var. Zaha'nın beklenen katkıyı sağlamadığını söyleyenler var. Ön tarafta Kerem Aktürkoğlu'nun da çok gol kaçırdığını söyleyenler var. Bundesliga'da özellikle son oynadığı 2-3 maçta rakiplerine çok fazla boşluk veren bir takımdı Bayern Münih. Fakat bugünkü yani dün akşamki defansif performansından dolayı bu kadar şut imkanı vermiyor olmasına rağmen Galatasaray'ın bu kadar pozisyon bulması Okan Hoca'nın pres planlama ve zamanlamasında ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Bayern Münih'i bir daha bu şekilde göremeyebilirsiniz. Muhtemelen zaten <laughs> sezon sonunda bir teknik direktör değişikliği söz konusu olabilir ya da kadroda revizyon yapmak zorunda kalırlar ki kolay olan bence teknik direktörü değiştirmek olacaktır. Bu kadro yapısına ee, Tuhel mantık olarak zaten bence uymuyordu. Tuhel ekstra bek katkılarına ihtiyacı olan sürekli bek varyasyonlarıyla çalışan gittiği bütün takımlarda bek oyuncularını A noktasından B noktasına taşıyan bir teknik direktör. Fakat Bayan birazcık merkez takımı bu noktada. Davis evet Tuhel'in ihtiyaçlarını karşılayabilecek türevde bir oyuncu ama sağ tarafta bu minvalde bir oyuncusu yok mesela. 3-4 tane çok büyük transfer yapmak yerine teknik direktörü değiştirebilir bayan. Ve bu teknik direktör değişikliğine bir gerekçe sunulacaksa Galatasaray maçı da bunların başında gelir diye düşünüyorum. Şimdi geçelim tahta üzerine. Galatasaray'ın topla birlikte oynama planı neydi? Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in birbirleri arasında paslaşmadığını gördük. Merkezde bu kadar süratli ve tehlikeli oyunculara karşı Gafil avlanmak istemedi Galatasaray. Bir oyuncu topla oynarken topu kaptırdığı anda diğer oyuncu ona pas opsiyonu, pas istasyonu olmak durumunda olduğu için kaptırılan topa direkt müdahale etme ihtimali yok. Şimdi siz burada komana top kaptırdığınız zaman Davinson Sanchez'in onu dikine yaptığı koşuda yakalama ihtimali çok düşük olacaktır. Ya da Davinson Sanchez'in kaptırdığı, Sanen'in ilerlediği pozisyonda Abdülkerim'in ona müdahale etmesi çok zor ihtimaldir. Kazımcan zaten... Mazru ile sık sık karşı karşıya gelmek durumunda kaldı öne çıktığı pozisyonlarda. Buradaki kilit nokta Davinson Sanchez-Sane eşleşmesiyle Abdülkerim-Koman karşılaşması olacaktı. Galatasaray burada yüksek düzeyde başarıyla çıktı. Galatasaray'ın pas korelasyonunu sağlayan oyuncu Kerem aktürkoğlu Icardi Torreira bağlantısıydı. Bu üçlünün Bayern Münih üzerinde kurduğu dominasyon Galatasaray'a 60 dakika nefes aldırmayan bir performans sağladı. Okan Hoca'nın temel amacı Bayern Münih'in kendi sahasında çok efektif olmadığını bildiğinden dolayı Bayern Münih'in daha fazla sayıda oyuncuyla kendi sahasında kalmayı sağlayacak ve kendi kalesinden uzakta savunma yapmayı sağlayacak bir stratejiydi. Bu noktada başarılı oldu. Galatasaray'ın kadro mühendisliğinden söz ederken 14-15 tane oyuncudan bahsetmiştik. İşte tam değinmek istediğim nokta burası. Galatasaray rotasyon yapmak istediği zaman oyunu alacağı oyuncular birincil planı sürdürebilecek türevde oyuncular değil. Kaan Ayhan'ın görev bölgesi itibariyle yani bir dikdörtgen düşünelim. Sahanın dörtte e, ikisi kadar bir dikdörtgenin içerisinde her bölgede yüksek eforla, yüksek tansiyonla, yüksek tempoyla basıyor, top kazanıyor ve bölge atlatıcı paslar veriyor olması lazım. Çok fazla sorumluluk alanı var Kaan Ayhan'ın. Bunu Torreira'yı önde kullanmaya sigorta olarak görüyor Okan Hoca. Doğrudur. Şimdi burada mesela yapılmak istenen ve sosyal medyada Vesino olsaydı varsayımından birazcık bahsetmek istiyorum. Vesino şu bölgelerde etkin olarak pas yüzdesi yüksek, performans veren oyunculardan bir tanesi. O oyunun oynanma ve karşılama tarafında birbirine e, çok yakın olmayan performanslar söz konusu burada. Kaan Ayhan'ın 50 dakika kullanılma şansı varsa Kaan Ayhan Vesin'den çok daha fazlasını verir. 50 dakikadan sonra zaten 57. dakikaydı sanıyorum. 57. dakika gibi artık cepheden gelen rakibe karşı da aksiyon alamamaya başlamıştı Kaan Ayhan. İşte bu da her ne kadar Kerem Aktürkoğlu mükemmel bir performans göstermiş olsa da orta sahada iki oyuncuyla oynamanın dezavantajlarından bir tanesi. Sizin merkezdeki iki oyuncunuz çok çabuk düşüyor. Barış Alper hamleleri geldi mesela. Mertens ve Barış Alper merkezi güçlendirme anlamında yapılan hamleler değil. Top ön alana atıldıktan sonra daha güçlü ön alanda topu kullanabilmek için yapılan hamleler. Şimdi fiziksel olarak bir savaş vermiş Galatasaray orta sahası ve artık 50 itibariyle düşmeye başlamış. Bu noktada sizin ön tarafa daha fazla atıcı ya da koşucu oyuncu kullanmak yerine merkezden onlara topu atacak oyuncuları öncelikli olarak değiştirmeniz başka bir tercihin konusu olabilir. Bence Galatasaray Beşiktaş maçında da buna ihtiyaç duyuyordu. Bayern Münih maçında da buna ihtiyaç duydu. Netice itibariyle buradan delindi Galatasaray. Torreira ve Kaan çok yüksek eforla yüksek mücadele örneği sergilediler ve artık oyunun hem oynanan, oynanma tarafında hem de karşılama tarafında zafiyetler yaşamaya başladılar. Bayern Münih Biraz daha top yapmaya başladı ve top yapmaya başladığı bölge biraz daha ön alana taşınmaya başladı. Bayern Münih şuralarda top yapmaya başladıktan sonra Galatasaray'ın üstüne etkili olarak gelmeye başladı. Bu da Galatasaray merkez orta sahasının ne kadar eksik olduğunu gösterir. Merkeziniz kadar varsınız, merkeziniz size 60 dakika taşırsa 60 dakika üst düzey futbol sergileyebilirsiniz. 60 dakikadan sonra rakip sazı eline aldıktan sonra onu karşılayamayabilirsiniz. Galatasaray bunu yaşadı. Kerem Demirbay çok çabuk denklem dışı kaldı gibi geliyor. Galatasaray taraftarının Endombele'den çok büyük beklentileri var. Ben Endombele geldiği zaman değerlendirmeye çalışırken en iyi döneminde yaptığı şeylerin yarısına ulaşması durumunda Galatasaray'da ciddi fark yaratacağını söylemiştim. Endombele en kötü döneminden daha iyi durumda değil şu anda. Hem fiziksel olarak hem mental olarak. Kerem Demirbay'ın bu denklemin içerisine daha fazla dahil olmasına gerekçelerden bir tanesi de Endombele'nin henüz beklenen seviyede olmaması olabilirdi mesela. Galatasaray biraz daha fazla top yapacak, biraz daha geçiş karşılayacak. Biraz daha basit toplarla oyunu nefes aldırabilecek oyunculara ihtiyaç duyuyordu ve bu Endombele değildi. Endombele şayet maksimum performansına ulaşmış olsa da Galatasaray'ın orta sahada birazcık daha nefes aldıracak bir oyuncuya ihtiyacı olacaktı aynı zamanda. Benim oyunun dengesini sağlayacak bir 8 ihtiyacından tanımım, tarifim, gerekçelerim tamamıyla bunlardı. Çünkü siz sürekli olarak e, maç boyunca 95 dakika hücum edemezsiniz. Bunun %48 ila 52'sini rakiplerle paylaşacağınız maçlar olacaktır. Bazı maçlarda %30'lar da olur, bazılarında e, %40'lar da olur ama ortalama %45 ila 55 arasında Galatasaray'ın rakipleriyle oyun sürecini paylaşacağı maçlar olacak yani. Bundan sonra da olacak bunlar. Manchester United maçı da olacak. Almanya'daki Bayern Münih maçı da böyle olacak. Yani rakibinizin sizden fazla topla oynadığı zamanlar da olacak. İşte bu noktalarda topu sizin aldığınız zaman süreçlerinde oyunu kurgularken konfor alanlarından fazla dışarıya çıkması gerekmeyecek şekilde rakiplerin savunduğu pozisyonlarda onu sizin üstünüze çekmeniz lazım. Geçiş her zaman topu alayım, direkt bölge attayım, hemen gole gitmeye çalışayım, direkt sonlandırayım değildir rakibi bölgeler arası geçiş yapmaya zorlayarak da yapılabilir. Yani top sizde olur. Direkt kilit pas denemezsiniz. Bir iki al ver yaparsınız. Rakip savunma aksiyonuna geçerken biraz daha size önde basmak zorunda kalabilir. Açtıkları boşluklara daha rahat ilerleyebilirsiniz. Galatasaray'ın işte bu noktada bir tansiyon ayarlayıcıya ihtiyacı var ve bu ön alanda olması gereken bir oyuncu değil. Şu anda özellikle Bayern Münih maçında Kerem Aktürkoğlu'nun gösterdiği 10 numara performansını getirebileceğiniz herhangi bir adamdan alamazsınız. Bunu da net olarak söyleyeyim. Yani bunu bir Kerem Aktürkoğlu hayranı vesaire olarak söylemiyorum. Tamamıyla e, maçı hem oynandığı esnada hem oynandıktan sonra herkesin tansiyonu temposu düştükten sonra yeniden izlemiş, aynı zamanda da istatistik raporlara bakmış birisi olarak söylüyorum. Bu noktada Kerem Aktürkoğlu'nun bu kadar eleştiri alıyor olması bence çok e, makul ve mantıklı değil. Galatasaray Beşiktaş maçını Rölanti de düşük vitesle kendisini fazla hırpalamadan ve zorlamadan rahat bir şekilde açtı. Zorlandığı noktalar yine bulduklarını atamamak konusu oldu. Galatasaray'ın en fazla bahsedilen konusu gol beklentilerinin yaratılması. Bu yaratılan gol beklentilerinin skora doğru olarak yansımaması. Genelde şöyle bir yorum duyuyorum. İşte atabilsek sorun olmayacak diyor Galatasaraylı taraftar ya da Galatasaraylı yorumcular vesaire. Atamamak da bir sorundur. Bunun altını çizmek lazım. Icardi attığı feklerle, yaptığı ters koşularla, savunma oyuncularının bir birisiyle bir diğeriyle eşleşmesiyle aslında zaten top kendisine gelmeden asist yapmış oluyor. Yani bu çok önemli bir nokta. Icardi kendi asistini kendisi yapan. Golünü de kendisi atan bir adam. Velhasılı kelam Galatasaray muhtemelen devre arasında e, yine kadrosunu zenginleştirme yoluna gidecektir. Bu kadrodan yolların ayrılacağı isimler de vardır. Galatasaray taraftarı her gelen isimden çok maksimum derecede e, beklentilere sahip olduysa gelen oyuncuları oyunun içerisine bu kadar çabuk katan, dahil eden ve onları en iyi olduğu dönemlere, yakın performanslara taşıyan Okan Buruk'un ve teknik ekibinin başarısıdır bu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bana göre oldukça keyifli bir maç oldu. E, senaryosu zaten önceden öngördüğümüz gibi bir maçtı. Ben Galatasaray'ın bu ön alan baskısını 60 ila 70 dakika kadar değil de e, yarım saat kadar yapabileceğini düşünüyordum ve e, 45-55 arası Galatasaray'ın çözülme ihtimalini ön planda görüyordum. Ama Galatasaray daha uzun süre bu ön alan baskısını daha yüksek tempoda yaptı. Bence Türk takımlarının Şimdiye kadar Avrupa kupalarında sergilediği performanslar içerisinde en değerli performanslardan birisiydi bu. Şampiyonlar Ligi seviyesinde ve Bayern Münih seviyesindeki bir takımdan bahsediyoruz elbette. Okan Hoca maçı oldukça iyi çalışmış. Değişiklikler daha erken gelebilir miydi? Belki o noktada birazcık tartışılabilir. Evet Okan Hoca. Sanıyorum futbolcularına olan ekstra güvenden dolayı şu Varta'yı da atlatalım. Şurayı da geçersek falan derken bazı noktalarda oyuncu değişikliklerinde geç kalabiliyor. Kendisi hiç oyuncu değiştirmeden maç bitiren teknik direktörler de var diyor. Buna da saygı duyuyorum. Ama dün Galatasaray'ın merkez orta sahasındaki ikili çok erken düşmüştü. Zaha aksamaya başlamıştı. İlk başta Tete çıkınca ben şaşırdım açıkçası. Tete ile alakalı da bir başlık açmak istiyorum. Tete'nin Galatasaray'ın dünkü oyununa katkısı neydi? Evet top ezdi deniliyor. Çok fazla top kaybı yaşadı deniliyor. Davies'i çok fazla birebir de zorlayamadı deniliyor. Davies'i zaten birebir de zorlayacak adam dünyada e, çok fazla yoktur herhalde diye düşünüyorum. Onu zaten o eleştiriyi bir kenara atıp direkt diğer kısma geçiyorum. Tete'nin Galatasaray'ın sağ tarafında pas örgülerini ve oyun merkez yoğunluğunu sağlamasının Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ve Icardi ile boşluklar bulmasına, sol tarafta Kazımcan'ın şuralarda konumlanmak zorunda kalmamasına, Zaha'nın her ne kadar e, beklenen performansı göstermese de, Zaha'nın bu dar alanda, Bayan Münih'in 20 metrede sıkıştırdığı alanda hala topla buluşabiliyor olmasına imkan yarattığını söylemek e, gerekiyor. Tete'nin bu kadar bu bölgede oyunu yerleştirip, buradan kurmaya çalışması olmasaydı maç çok daha fazla tenis maçına dönerdi. Maçta koşu mesafeleri 110 kilometrede değil, 118-119'lara çıkardı ve Galatasaray muhtemelen ilk devreyi 2-3-0 geride kapatırdı. Bu konuda ben e, kesinlikle çok kararlı bir şekilde söylüyorum. Tete'nin Galatasaray oyun sistematiği içerisinde bireysel olarak kendisinden beklenen şeylere ee, henüz yanıt veremedi. Bireysel olarak yapması beklenen şeyler, Gremio döneminde vesaire attığı kilit baslar, ceza sahası çevresine attığı koşular, yatay driplinkler vesaire. Bunlara henüz tam olarak yanıt vermemiş olsa da Okan Burun şu anda Tete'nin içerisinde bulunduğu fizik ve mental durumdan maksimum verim aldığını düşünüyorum. Bu konuda eleştiriye de açığım. Ee, Ziyeş sağlıklı olsaymış muhtemelen böyle prime dönemindeki gibi olmasa da onun bir tık altı gibi bir pozisyonda olsaymış Galatasaray dün ilk yarıda Bayern Münih'in fişini çekermiş diyerek yavaş yavaş toparlıyorum. Bence maç içerisinde eleştirilen birçok gerekçe var. Bunlara hak da verebilirim. Herkes eleştiri yapma serbestisine sahiptir. Bayern Münih'e karşı özellikle 45 dakika bu muazzam performansı sergileyen Galatasaray bu çıtayı bu noktaya taşımıştır. Bunun bir tık altı eleştiri konusu oluyordur. Yani burada eleştirilen hususlar Galatasaray çok kötü olduğu için değil, çıtayı taşıdığı noktadan bir adım daha yukarı çıkması için yapıldığını varsaymak istiyorum. Bu da yine teknik ekibin ve Galatasaray takımının bütünleşmesinin neticelerinden bir tanesidir. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.